Selamun Aleyküm Apalestra Türkiye Mahallesi ve kıymetli izleyenlerimiz yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Allah nasip ederse bir sıkıntı olmazsa bujiler neden değiştirilir? Değiştirmemize sebebiyet verecek meseleler nedir? Hangi durumdan sonra buji değiştirebiliriz? Sorularını elimizden geldiği kadar cevaplayacağız. Genel olarak bu veya buna benzeyen birçok sorunun ana konusu ve maddesi tek bir yere dayanmaktadır. Bu sebepten dolayı çekmiş olduğumuz ortalama 7 ya da 8 dakikalık videoyu sakin bir zamanda vaktinizin olduğu zamanda dinlerseniz ne demek istediğimi gayet iyi anlar ve neden buji değiştirir sorusunu net bir şekilde cevap vermiş oluruz. Şu an içerisinde bulunmuş olduğumuz durumda yağmur da yağdığından dolayı fazla uzatmayacağımdan emin olabilirsiniz. Zaten çatıya tık tık diye yağmur yağıyor. Bunu da duyuyorsunuz. Kıymetli izleyenlerimiz, arabamızın üzerinde bulunan buji atesleme sistemi ile alakalı bir parçadır. Her silindirde bir adet buji vardır. Eğer arabanız 3 silindirse 3 buji, 4 buji, 4 silindirse 4 buji. 5, 6, 8, 12 kaç silindirse o kadar buji vardır. Opel Astra G kasaya baktığımız zaman 4 buji rahat bir şekilde görebiliyoruz. Bujilerin çok farklı markaları var. Aynı şekilde bobinle beraber çok farklı markalar var. Biz buji ve bobin marka meselesine değil de neden değiştirilir sorusunu cevaplamaya doğru gideceğiz. Normal şartlarda bujinin bir ömrü var. Nasıl diskin, balatanın veya baskı balatanın, ne bileyim o motor yağının, sonrasında antifrizin ya bunun gibi aklınıza gelebilecek birçok parçanın nasıl ömrü varsa aynı şekilde arabamızın üzerinde bulunan bujilerin de belli bir ömrü vardır. O ömrü tamamladığında mutlaka değiştirilmesi lazımdır. Nasıl ki antifrizin ömrü geldiği zaman değiştirmezsek sorunlar çıkartıyorsa nasıl ki yağın değişim zamanı geldiği zaman Allah korusun motor kitlemeye kadar gidiyorsa Aynı bu bujilerin de değişim zamanı geldiği zaman bu veya buna benzeyen çok daha büyük sorunları meydana getirebilir. Bujinin değişmesi çok önemli bir durumdur. Buji aşağı yukarı genel itibar ile en az 30 bin kilometrede en fazla da 150 bin kilometrede değiştirilen bir parçadır. Bunu bazı araçlarda Şahit olduğum durumlar var 30'da değişen var 50'de değişen var 60'da değişen var Hatta yanlış hatırlamıyorsam Cihat abimizin 100 bin Kilometre denemine değişmişti Haliyle arabamızın Sistemine bağlı olarak Buji öncesindeki ateşleme Buji öncesindeki elektrik aksamı Ve arabanın kullanımına Bağlı olarak da buji Değişim zamanı değişebilir Yani şunu asla demeyeceğiz Benim arabamda 30 bin kilometrede, 40 bin kilometrede habire buji değiştiriyorum. Ama arkadaşım arabayı alalı 15 sene oldu, 10 sene oldu, 70-80 bin kilometre oldu daha buji değiştirmedi. Bu kullanımla alakalı olmakla itibariyle bir de ateşleme sisteminin öncesi ve sonrasındaki parçalarla da alakalı bir durumdur. O yüzden şu kilometrede değişecek, bu kilometrede kesin değişecek diye bir olay yoktur. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Birinci ana maddemiz budur buji de kilometreye bakılmaz. Arıza durumunda değişim yapılır. Diğer maddeyle artık konuyu hızlı bir şekilde toparlayıp ve bitirecek olursak arabamızın üzerindeki bulunan buji bozulursa, arızalanırsa, görevini yerine getirmede zorlanırsa aklınıza gelebilecek birçok daha sebep sayabilirim. Bu sebepler meydana geldiğinde araba teklemeye başlar. Genel itibar ile aklımıza gelen ve arabalarda gözle net bir şekilde görülen olay budur. Araba teklemeye başlar. Tabiri caizse bazı sanayide araba kafa atıyor derler. Böyle arabayı sallatır. Siz mesela konuşmaya başlayın. Arabada mesela diyelim ki konuşuyorsunuz. Ben bugün arabayla gezeceğim diye size bu şekilde dedirtir. Yani araya kesik kesik atar. Aynı şekilde ani gazlanmalar ve ani kesikler yapacağından dolayı Allah korusun kaza yapmanıza sebebiyet verebilir. Başlıca sebebi kafa atmaktır. Buna tekleme deniliyor genel itibariyle ama bazı yerlerde dediğim gibi kafa atma denilebiliyor. Bunun en büyük sebebi bujinin bozulması veya bujinin görevini yerine getirememesi sebebiyle buji ateşlemede bir problem meydana getiriyor. Diyelim ki hepsi aynı anda bir 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 diye Yakıt basması lazım içeri ateşleme basması lazım içeri bir taraftan yakıt geliyor bir taraftan da ateşleme 1 1 1 diye her biri ateşleme yapmak zorunda ama bir tanesi 1 0 2 1 0 0 0 2 gibi manasız manasız davrandığında 3 silindir güzel bir şekilde çalışırken bir tanesi yanlış çalıştığında tekleme meydana gelebiliyor. Ve genel itibariyle çok dikkat ettiğim bir mesele vardır ki bujiler değişirken genellikle bir tane sizin sebebi yüzünden değişiyor. Diğer üçü hala çalışıyor. Ama bujiler takım olarak değiştirildiğinden dolayı hangisinin arıza olup olmadığı pek bilinmediğinden dolayı hepsini bir kerede değiştirelim, kafa rahat olsun düşüncesiyle Allah'ın izniyle bu sorun ortadan kalkıyor. O konuya sonda parantez açacağım. Lakin işin özüne baktığımız zaman bu tekleme en başlıca sebeptir. Eğer ki araba tekliyor. Bujiyi değiştirdik. Yani tertemiz yeni bujileri taktık. Hala tekleme devam ediyorsa bobin ve diğer parçaları ele alabiliriz. Ama genel itibariyle baktığımız zaman buji değiştiğinde tekleme de ortadan kalkıyor. Geçen günlerde hatta geçen hafta olması lazım. Benim arabada da ani bir tekleme meydana geldi. Ya bunun aslında sebebi şuydu. Ben yağ doldururken çocuk düştüydü. Sonrasında çocuğun yanına gidim derken yağ da döküldü. Sağ sola baya döküldü hem de. Ondan sonra arabayı çalıştırdım biraz gitmeye başlarken bir baktım teklemeye başladı. Yani yağ kaçtı ya da bir şeyler oldu orada ya da tam o zamana denk geldi. Belki tam o zaman aslında olacaktı. O da üstüne geldiğinden dolayı bu tür şeyler meydana geldi. Sonrasında bujileri değiştirdiğimiz zaman problem ortadan kalktı. Eğer ki Evet değil mi? Güzel bir soru geliyor. Öyle kullanmış olsaydık, öyle devam etmiş olsaydık ateşlemede hata yapacağından dolayı ateşleme eksikliği ya da ani fazla ateşleme olacağından dolayı silindire, silindir yuvalarına, bobine, ilk önce hatta bobine zarar verecekti. Bu da çok basit parça olan bujiyi değiştirmeme yüzünden birçok parçanın değişimine ve ciddi anlamda masrafa bizi sokacaktır. O sebepten dolayı araba tekliyorsa ilk işimiz güzel bir ustaya götürüp arzaya tespit etmek olacaktır. Bunun haricinde bir şey söyleyecektim ama ne söyleyeceğimi unuttum inanın. Lafı daha fazla uzatmamak en doğrusudur diye düşünüyorum. Allah bizim nesillerimizi güzel bir şekilde arabayı kullananlardan eylesin. Amacı dışına çıkmaktan muhafaza eylesin. Arabalarımızdaki sorunları da tez zamanda güzel bir şekilde çözmeye yardımcı olmaya nasip eylesin. Ve dahası güzel insanlarla hayırlı ustalar ile Rabbim cümlemizi kavuştursun inşallah. Amin. 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 Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakınız. Hayırlı Ramazanlar.